Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılında Irak'ı işgal ettiğinde Amerikan kuvvetlerine karşı silahlı direnişin başladığı kentlerden biriydi Necef. Amerikan askerlerine yönelik saldırılar daha çok Sünni üçgeni olarak bilinen Felluce, Ramada ve Bakuba'da yoğunlaşırken Şiilerin kutsal kenti Necef'teki bu direniş dikkat çekiciydi. Muktada Sadr'ın komutasındaki Mehdi ordusu Amerikan askerlerine büyük kayıplar verdiriyordu. O gün Necef'te yaşanan direniş, Şiilerin işgale bakış açısını değiştirdiği gibi bugün de Irak siyasetindeki izlerini sürdürüyor. Ama Necef'i asıl önemli kılan kentin Hazreti Ali Türbesi'ne ev sahipliği yapıyor olması. Şiilerin kutsal kenti her yıl milyonlarca Şii'yi ağırlıyor. Muktada Sadr, taraftarlarına daha fazla kayıp verdirmemek için 2004 yılında Hazreti Ali'nin türbesine konuşlanmıştı. Direnişe ara vermeyen Sadr'ı ikna etmekse Şiilerin ruhani lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani'ye düşmüştü. Tedavi gördüğü İngiltere'den apar topar Irak'a gelerek Amerikan askerlerinin Necef'i terk edeceğinin garantisini veren Sistani sayesinde Mehdi ordusunun silahlı direnişi son bulmuştu. Ancak kent hala isyankar. Belki işgal artık sona erdi ama Necef sokaklarında Amerikan karşıtlığını hatta Amerika'nın müttefiklerine olan tepkileri de görmek mümkün. Halk ayaklanmasını bastırmak için Suudi askerlerini ülkesine alan Bahreyn yönetimine tepki büyük. Necefliler sokaklara, Bahreyn'e Suudi askerlerini bir an önce ülkeden göndermesi için çağrı yapan posterler asmış. Bu posterler kutsal kent Necef'ten Bahreyn Şiilerine verilen bir destek olarak da yorumlanıyor. Geride bıraktığımız hafta ise Necef'in önemli bir konuğu vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. İşgalden sonra Şiilerin kutsal kenti Necef'i ziyaret eden ilk Türk başbakanı olan Erdoğan için kentte yoğun güvenlik önlemleri vardı. 35 arabalık bir konvoyla Necef Havaalanı'ndan Hazreti Ali'nin türbesine giden başbakana Iraklı basının ilgisi ise yoğundu. Beraberindeki heyetle türbeye giren, yetkililerden bilgi alan Başbakan Erdoğan'a çıkışta bir plaket hediye edildi. Erdoğan ise Şii yetkiliye Kur'an-ı Kerim verdi. 300 bin nüfuslu Necef şehrindeyiz. Arkamda gördüğünüz ise Hazreti Ali'nin türbesi. Bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle tüm Necef çevresinde çok yoğun güvenlik önlemleri alınmış vaziyette. Hatırlatmakta fayda var. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı ilk işgal ettiğinde ilk silahlı direniş Necef kentinde başlamıştı. Türbe ziyaretinin ardından başbakan ve beraberindeki heyet, Hazreti Ali'nin türbesine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan Şiilerin ruhani lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani'nin evine yürüyerek geçti. Hem Irak'taki hem de dünyadaki Şiiler için çok önemli bir merkez olan Necef şehrindeyiz. Arkamda gördüğünüz bina ise Büyük Ayetullah Ali Sistani'nin evi. Şu an itibariyle Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet Büyük Ayetullah Ali Sistani ile bir görüşme yapıyor. Neceflilerin meraklı bakışları arasında yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Başbakan Erdoğan yine yoğun güvenlik önlemleri altında merkezden ayrıldı. Görüşmenin olumlu ve faydalı geçtiğini açıklayan Erdoğan'ın ziyareti hem beraberindeki yetkililerin sayısı hem de zamanlaması bakımından Şii yetkililerin dikkatini çekmiş. Normalde öğleden sonraları kimseyle görüşmeyen ve görüşmelere 4 kişiden fazlasını kabul etmeyen Sistani'nin Türk Başbakanı için bu kuralı bozmuş olması bir hayli önemli. Sistani'nin her ne kadar siyasetten uzak dursa da Şiiler üzerindeki etkisi görüşmenin Türkiye açısından da taşıdığı önemin bir göstergesi. Başbakan Erdoğan, Bağdat ve Necef'i de kapsayan Irak ziyaretine son noktayı Erbil'de koydu. Erbil Uluslararası Havaalanı'nın açılışını da yapan Başbakan Erdoğan'ın özellikle Necef ziyareti, Türkiye'nin Irak'taki tüm gruplara eşit mesafede durduğunu göstermesi açısından dikkat çekiciydi.